Bakü zaferinin ardından Nuri Paşa, Süleyman İzzet Bey komutasındaki nispeten daha az yıpranmış olan 15. Piyade Tümeni'ne ileri harekat emrini verir. Şiddetli direnişe rağmen 5 Ekim'de Kafkas İslam Ordusu birlikleri Derbent'in güneyine girmeyi başarır. Ertesi günde şehir tamamen ele geçirilir. İlk günkü çarpışmalarda verilen 25 şehidi ilerleyen günlerde 18 Osmanlı askeri daha takip edecektir. Silah arkadaşları bu şehitleri İslam ordularının 652 ila 653 yılları arasındaki Dağıstan'ın fütuhatında Derbent'te şehit düşen 40 sahabenin kabirlerinin hemen yanına defneder. Ancak ne yazık ki bugün o mezarlardan eser dahi yoktur. Biçerahov ve Bolşevik kuvvetleri Derbent'teki bozgunun ardından Petrovsk'a, yani bugünkü adıyla Mahaçkale'ye çekilmişlerdir. 14 Ekim'de Şimali Kafkas Dağlık Cumhuriyeti tarafından bu güçlere Dağıstan'dan çıkmaları konusunda bir ultimatum verilir. Red cevabının ardından da Şimali Kafkas Dağlık Cumhuriyeti ve Kafkas İslam Ordusu kuvvetleri 27 Ekim'de Petrovsk'u güneyden ve kuzeyden kuşatırlar. İlk stratejik hedef bugün Kumuk Türklerinin yaşadığı Tarki Dağı'dır. Çünkü buranın ele geçirilmesi Petrovsk'un düşmesi demektir. 5 Kasım 1918 sabahı taarruz başlar ve ertesi gün Tarki Dağı kontrol altına alınır. 8 Kasım'da da Kafkas İslam Ordusu ve Şimali Kafkas Dağlık Cumhuriyeti birlikleri şehre girer. Dağıstan'ın en büyük şehri olan Petrovsk, başkent yapılmak üzere yeni kurulmuş olan Şimali Kafkas Dağlık Cumhuriyeti'nin başbakanı Abdülmecit Çermoyev'e teslim edilir. İşin ilginç tarafı ise Dağıstan Harekatı'nın zamanlamasıdır. 30 Ekim 1918'de Mondros'ta Osmanlı İmparatorluğu mağlubiyetini kabul ve ikrar edip mütarekeyi imza aldığı zaman Osmanlı askerleri hala Medine'deydi ve 2 ay daha orada kalacaktı. Osmanlı askerleri hala da Yemen'deydi. Evet, Yemen'deydi. Osmanlı askerleri hala Tebriz'deydi. Osmanlı askerleri hala Bakü'deydi. Ve Osmanlı askerleri mütarekeden bir hafta sonra Petrovsk'a, yani bugünkü Mahaçkale'ye gireceklerdi.